çok güzel, çok güzel. Bir de buradan al. Bak bunu da al, bunu da. Oh, çok güzel, çok güzel. Devam et, devam et. Oh, maşallah, maşallah. Kamil abi! Sesin var lan. Kamil abi! Hop, hop! Neredesin? Yürü, 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 kaç. Ne olan yetersiz? Bu Sebahat yenge değil mi? Mithat abinin karısı. Ha, Sebahat yenge. He, Sebahat yenge. Bir de yenge deme bari be. Ayıp be abi. Ne konuşuyorsun lan sen? Yetersiz. Köyden peynir gelmişti. Peynir de attırıyordum Allah rızası için lan. Ben de yedim. Peynir mi tattırıyordun artık? Mercimeği fırına mı veriyordun? Onu bilemem. Ama Mithat abi görürse seni yazar kasanın içine sokar. Ne yapıyorsun sen dükkanın içinde? Dükkanın bereketini kaçırıyorsun ya. Ne yapıyorsun sen ya? Ne diyorsun oğlum sen? Saçmalamasana sen. Ne saçmalıyorsun sen? Terbiyesiz herif. Şerifsiz. Tövbe tövbe. Ne istiyorsun sen söyle bakayım. Benim gazeteyi istiyorum. Ama bir dakika, yanında poster de hediyeydi, onu da istiyorum ha. Unutma sakın. Ava ayırdım ben. Senin için ayırdım onları. Ah. Para alayım. Onu yazsak ya hesabı. Ama yani Ejder hesap oldu maşallah yani. Öde gari şunu. Tamam ya, ay sonunda ödeyeceğim. Hatta var ya, günün birinde sana var ya böyle bu marketten 10 kat daha büyük bir market bile alacağım. Hadi be, alacağım mı lan? Alacağım. Siktir lan orada pezevenk. İlk önce götüne don al sen. Terbiyesiz herif. Mavi sapık. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Garda kaçtı. Geri gelir mi ki acaba? Ben anlamam Turan. Ben 3D TV istiyorum. Ama hayatım biz zabıtayız yani. HD bizim neyimize yetmiyor. Ne yapacağız 3 tane adamı ya? Ya annemin tek dileğini yerine getiremeyecek misin ama ya? Aşkım. Annen öldüğünde tüplü televizyon vardı. Yani 3 bilmem neyi nereden bilecek ki kadın? Nereden hatırlayacak böyle bir şeyi? Ya ne olmuş yani? İleriyi görmüş olamaz mı anneciğim benim? Bakın ya Rabbim ya. Ha. Bizimki burada bak. Şişt, ne yapıyorlar? Ne yapıyorsunuz? Senin salak kuzen. Ejder. Gel gel. Salak deme çocuğa ya. Biraz sarsak işte ama sen de. Gel gel. Gel otur. Ne yapıyorsunuz? Sen ne yapıyorsun? Aç mısın, bir şey yer misin, içer misin? Yok yok ya. Pazar pazar öyle çıktım da eve gideyim dedim. Gazete masada okuyayım, orada takılır öyle. Siz ne yapıyorsunuz? Ejder. Hı. Şimdi aklıma geldi. Benim İstanbul'da film şirketinde çalışan teyze kızı vardı ya, Sevgi. Evet. Onlar Bodrum'a geldiler. Dizinin ilk 2 bölümünü burada çekeceklermiş. Konuştum ben Sevgi'yle. Seni göndereyim mi görüşmeye ha? Ne diyorsun sen ya? Vallahi mi yenge? Ejder, ben senin yengenim. Tabii ki destek olacağım sana. Sen benim ne yengemi bir tanemsin. Kalk sarılacağım sana. Allah'ını seversen gel buraya. Sen yengelerim bir tanemsin. Saçmalama. Tamam. Ulan bırak. Bırak sen güzel. Tamam be. Kılacaksın bir yerine. O zaman ben ne yapayım? Eve gideyim hazırlanayım o zaman. Bir şeyler de atıştırayım. Atıştırmasam da olur. Atıştırmaya gerek. Ama atıştırabilirim. Çünkü şeker mekerim düşmesin. O zaman gideyim giyineyim ben. Giyineyim, oradan hemen görüşmeye gideyim. Saçımı maçımı da yapayım. Git tabii git. Hadi gidiyorum o zaman ben. Çok sağ ol yenge. Nasıl sevindi bak. Sağ ol ya. Ya ne demek? Neyse, yemeğini ye, kahvaltını yap da sonra hadi alışverişe gidelim bakalım. Eşliği meşliği neyse artık, 3D müşteye bakalım. He. Hastayım ulan sana Metin Leylek, hastayım. Ha, alo Ozi. Ha, bak birader, şimdi benim çok önemli bir görüşmeye gitmem lazım. O yüzden sana uğrayacağım. Nerede sen? Dükkanda mısın? Neredesin? Hemen dükkana gel. Ne kadar sonra? Ya çok ama o... Yarım saat sonra dükkanda ol. O zaman ben de bir şeyler atıştırayım, oradan hemen dükkana geçeyim. Oğlum bak çok önemli. Hepinizi kurtaracağım lan. Tamam, hadi öptüm. Hadi gecikme. Hadi. Şuna bak. Pazar günü saat olmuş 10. Esnaf hala kapalı. Ondan sonra Bodrum esnafı kan ağlıyor. Çalışın acık. Ne yapayım lan Babyface? Ozan abin nerede? Bir yere kadar gitti abi. Gelir birazdan. Ne lazımdı? Ya ne biliyorum bir yere gittiğini. Gelecekti. Gelmiş olması lazımdı. Cilt bakımı yapılacak bana. Saçlarım yapılacak. Önemli bir görüşmem var bugün. Ayıpsın abi, gel böyle otur, ben hallederim. Allah Allah, sen Kemal Doğulu'sun da bizim haberimiz yok. Oğlum yapabilir misin bak?
Otur abi, rahat ol. Sen bana bırak, ben halledeceğim. Ya hadi bakalım. Mecburen sana kaldık. Oh. Ulan Özge. Ulan Özge. Yaslan abi geliyor doğru. Gözlerini kapat, rahat ol. Sen bana bırak, ben halledeceğim. Kadir! Bu avları niye toplamadın? Nerede lan bu? Oo Ejder, bu ne hal? Ozi neredesin be oğlum? Mecburen senin çırağı cilt bakımı yaptırttık. Of of! Cilt bakımı mı? Hı. Ağda lan bu. Ne? Ağda bu. Lan! Oğlum baby face, bitirdin beni. Benim bugün görüşmem var, ben ne yapacağım? Bu ne? Süper kahraman gibi olmuşum. Ne yapacağız oğlum? Sakin ol, halledeceğim ben. Nasıl halledeceksin? İşte böyle. Merhaba, kolay gelsin. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Ben bir şey soracaktım da. Buyurun. Sevgi Hanım siz misiniz? Buyurun benim. Nasıl yardımcı olabilirim? Şimdi şey, şöyle bir şey. Beni Hacer Hanım yolladı. Hacer benim kuzemin nişanlısı. Yakında evlenecekler. Benim yengem olur yani. Bir oyunculuk seçmesi varmış galiba. Seçmeler sanırım bir yanlışlık oldu beyefendi. Çünkü biz Ege isminde bir kadın karakter arıyoruz. Kadın mı? Senin salak kızın şimdi ne yapıyordur acaba? Senden gerçekten korkulur vallahi. Yani o kadın rolü olduğunu görünce acaba ne hale döndü yüzü? Çok fenasın kız. Sen bana o 3D TV'yi alma. Gör o zaman ne kadar fenayım. Sana var ya. Ayla Hanım, buyurun sizi alalım lütfen. Olacağız. Ay. Selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminizi öğrenebilir miyim? Ayla Altan. Sağdan profilinizi görebilir miyim acaba? Sağ profil. Kafam dağıldı. Solunuza dönün lütfen. Sol. Tam dönün şimdi. Peki. Ay. Kafam. Tamam, başlayabiliriz. 3, 2, 1, oyun. Ben seni çok sevmiştim be Halil. Sen gittikten sonra benim içim yandı, içim. Kendimi çok yalnız hissettim. Her şey boş geldi bana bu hayatta. Mahvoldum Halil. Ben artık hiçbir şeyden tad alamıyorum. Bu göğsüm yanıyor. Gördüğünüz gibi. Ben Ejder. Yani erkek rolleri olursa oynarım diye, çünkü seviyorum ben çok oyunculuğu. Böyle bir rezillik oldu. Oyunculuk için her şekilde girelim. Kağıdınız. Böyle bir iki. Diğer bayan arkadaşları lazım olur. Bir tek telefonum doğru. Hepsi yalan. Kolay gelsin. Hacer.
kızım, senin bu çocuk tam salakmış. Kadın rolü deyince pes etmemiş. Gitmiş peruk takmış, göğsüne portakallar koymuş, gelmiş. Şimdi de uça uça geri gitti. Altın portakalla. Ulan Hacer yenge, herkese de anlatmışsın ya. Ayıp be Ruşen abi be. Ayıp, gerçekten ayıp ha. Gün gelecek o portakalların Antalya'da altınını alacağım, o zaman göreceksin. Ejder oğlum, senden bir bok olmaz. Senelerde uğraşıyorsun, bırak ileri gitmeyi, hep geri gidiyorsun. Mal mısın lan sen? Ya bu Bodrum esnafı da işi gücü bıraktı, benimle uğraşıyor. Anlamadım ki. Siz önce kendinize bakın. Bu güzellerin öne koyuyorsun, arkası sırf çürük değil mi? İçeride de öyle biliyorum ben. Hadi ondan ya. Yemem hayatta. Hadi. Şundan bir tane alıyorum, hakkını helal et artık. Beleşçi bezmenk. Alma lan, alma lan, alma dedim. Bırak onu. Ha işte öyle olur ha. Yırttım seni yüzünden, haram mı ettin? Ettim tabi. Hayırlı işler Seher abla, nasılsın? Müsait misin ya? Oo, profesyonel figüran. Ne haber? Ya sen bari yapma abla ya. Zaten küçük bir problemim var, ondan geldim. Hayırdır? Ya bak, ne oldu? Ne gülüyorsun? Zaten iki tane pantolonum var. Bir tanesi kirli, yıkayamadım. Bir tanesi de bu. Bak ne oldu? Bak! Oğlum ne boktan hayatın var senin ya? Çıkar şu paravanın arkasından at bana. Herkese selamlar. En iyi erkek oyuncu ödülü. Emir Rüzgar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu ödülü Murat abiden almak benim için çok güzel. Bu ödüle layık görüldüğüm için çok mutluyum. Umarım Türkiye olarak sadece mutlu olacağımız anlar yaşarız. Tekrar teşekkür ediyorum. Abi içeceksen bundan da acık iç çünkü boğuluyorsun. Abi sen ne yaptın? Sen abi nasıl girdin bu eve? Senin anahtarın mı var? Ne anahtar ya? Kapıdan girmedim ki abi, balkondan girdim. Balkondan mı girdin? Abi sen neden hırsız gibi balkondan giriyorsun da insan gibi kapıyı çalmıyorsun, ben açayım sana? Ya bilmiyor musun Ejder? Standart yaşam ayrı. Kendi evime de camdan giriyorum. Doğru, ben senin standart yaşamadığını unutmuşum. Haklısın, özür dilerim. Aman. Balkondan da girsen, camdan da girsen, bacadan da girsen, bu eve gelen, beni gören bir sen varsın be abi. Yapımcısı Barış Savaş'ı sahneye davet ediyor. Aa bak, bizim dizi kazandı ödülü, görüyor musun? En iyi diziyi o aldı. Yapımcısı Barış Savaş. Yakışır sana be, helal olsun abime. Frank Azinci'nin yapımcısı değil mi o? Habu Leyla'yı oynadı. Evet, evet. Ya ben bunların hastasıyım be abi. Ejder. Bir toplantım vardı senin geçen sene ablarla. Ne oldu o iş? Ne oldu o iş? Abicim neden çekiştirip duruyorsun? Barış Bey'le iki dakika bir şey konuşup geleceğim ya. Oradan buradan atlayıp yapımcının evine girilir mi? İnsan gibi gidip şirketten randevu alsana. Şirkete de gittim, oraya da almadılar. Bir dakika. Bir dakika bekle. Bir dakika. Şunu al, beni görmedin. Ya ama siz genç yeteneklerin önünü hiç açmıyorsunuz ki. Böyle olmaz ki canım. Allah senin elimden bir kaza çıkacak ha. Ama buna gerek yoktu. Ben kendim yürüyebilirdim abi. Abi o iş şöyle oldu. O ara çok yoğunlardı. Dediler ki olumlu ya da olumsuz döneceğiz dediler. Ama onlar beni cepten falan... Bu herif nasıl bir herif? Ne ara geliyor? Ne ara gidiyor belli değil. Yüreğime indirecek bir gün beni. Yusuf abi.
Ne yapıyorsun Özcan? Hayırlı işler. Hayırdır oğlum? Mantara bağlamışsın. Canım sıkkın işte hocam. Hiçbir şey olmuyor. Böyle hayat üstüme üstüme gidiyor. Moralim acayip bozuk. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan? Yapımcı Barış Savaş Bodrum'daki yazlığını tercih etti. Allah! Şimdi yırttım Ozi. Şimdi yırttım işte. Efendim patron. Ejder, biz Gümüşlük'teyiz. Tamam. Dükkandaki listeyi al, servise çık. Tamam tamam, sen hiç merak etme. Şimdi ben dükkana gidiyorum, takım çantasını alıyorum, ondan sonra servise çıkıyorum. Hiç merak etme. Patronların en güzeli. Öpüyorum seni. Haydi görüşürüz. Ozi, yırttım oğlum, yırttım. Bunu aldım. Hadi hayırlı işler. Ulan bizi yırttın be. Yusuf abi nasılsın? Hayırdır evde? Hayır abi, işlerle işimiz olmaz. Evde misin abi? Evdeyim, ne oldu? Ya senin o güzel ve kıymetli araban bana lazım abi ve bir geceliğine. Köpek var. Daha taksidini bitirmemiştim şerefsiz. Senin vereceğin arabayı sikeyim Yusuf. Oğlum frene bassana lan. Lan! Ne
İyi geceler. Yusuf abiyi bir çağırabilir misin? Ruh hastası. Maviş maviş bakıyor. Ejder. Hoş geldin. Ha bu saatte ne işin var? Vallahi buradan geçiyordum, uğradım desem... Nereye yatırdın? Heh, araba demişken. Ne 400 bin bakımını yaptırmışsın? Yaptırmadım. Ne 800 bin bakımını yaptırmışsın? Yaptırmadım. Ne pulu var? Hiçbir şey yok. Sen şimdi sana diyeceğim bakayım. Ne? Tamam. Ne oldu? Al. Lastik patladı. Lastik patlamadı abi de. Araba patladı, geriye bir tek lastik kaldı. Al. Araba yok. Arabayı kiloyla tartıyorlar abi şu anda. Ne çıkarsa. Volkan. Ha bu demiri bu abi getir bakayım. Demiri getir, demiri. Al bakalım başı. Sağ olasın. Dizinin finalini içiyoruz o zaman. Bir de huzura. Anladın mı? Trafik yok. Stres yok. Oğlum kafanda karı dırdır yok lan. Bak Metin'im, buna bir kez daha içerim ha. Laps yapıştırım. Hı. Bir de Metin Leylek kardeşin sana akşam grand opening yapacak. Sürprizim var. Ne oluyor ya? Ne sürprizi? İki tane albino piton ayarladım. Sokturacağım seni. Senenin cerahatini alacaklar senden. Üf. Güzel diyorsun da. Ya bilemedin be Metin. Neyi bilemedin? Hayır neyi bilemedin anlamadım. Her gün kuru fasulye pilav yenirim. Arada kebap yiyeceksin. Doğru. Hayda. Ne oldu? Bunlar bizi mi dinliyorlar ya? Kimler ya? Berna'yla Cansu. Ay Cansu'yumla Berna beraber mi? Hayır ama ne pimpirikli adamsın. Ne alakası var? Aç ver içtimayı ver. Aşkım ben de tam seni düşünüyordum şu anda. Cansu'yuma selam söyle. Nasıl yalan nasıl yalan? Ne yapıyorsunuz hayatım? Ama ne yapalım? Metin'le öyle boş boş takılıyoruz. Asıl siz ne yapıyorsunuz? Ay ne yapalım valla. Cansu'nun toplantısı bitti. Biz de yemeğe geldik. Ay çok sıkıldım ama ben. Oy. Aşkım sıkılmış mı benim bebişim ha? Tabii senin keyfin yerinde. Oh elinde içki havuz kenarında. Kebap. Ne kebabı ya? Adana. Yok vallahi Metin'le beraber önümüzdeki sene yapacağımız dizi projesi için beyin fırtınası yapıyoruz tatlım. Allah seni inandırsın. Daha havuzun yüzünü bile görmedik. Dikkat et de o fırtına kasırgaya dönüşüp sizi alabora etmesin olur mu canım? Tamam. Konuşuruz sonra. Öpüyorum bebeğim öpüyorum. Ne yapıyorlarmış? Beyin fırtınası. Metin de yanında mı? Hmm. Yalnız ikisinde de olmayan şey fırtınası nasıl oluyorsa artık. Ay kahve de pek güzel geldi. Buranın kahvesi güzel. Berna Hanım, merhaba. Merhaba. Mahsur yoksa sizinle bir fotoğraf çektirebilir miyim? Elbette, buyurun gelin. Rica etsem? Tabii. Çok teşekkürler. Rica ederim. Çok teşekkürler. Sizin gibi yetenekli ve güzel bir oyuncunun sektörü bırakması bizi ayrıca üzüyor. Aynen öyle. Sektörde bir sürü yeteneksiz aktivist varken sizin olmamanız yani hayranlarınız için çok acı verici. Yapacak bir şey yok. Arkadan gelenlere yol açmak lazım değil mi? Peki oyunculuğa hala devam etmek istiyor musunuz? Hayır hanımefendi. Şimdilik öyle bir düşüncem yok. Teşekkür ederim. Keşke dönseniz. Neyse fotoğraflar için çok teşekkürler. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Ne oldu tatlım? Ay çok sıkıldım Cansu. Her gün herkesle aynı muhabbeti yapmaktan gerçekten çok sıkıldım. Sen de onlara doğruyu söyle tatlım. Ne diyeyim? Ha ne diyeyim? Eşim evlendikten sonra oyunculuk yapmamı yasakladı mı diyeyim? Oldu. Ay çok sıkıldım yalnız ben buradan. Vallahi duvarlar üstüme geliyor. E tamam gidelim o zaman. Alışverişe falan gidelim. Böyle havan falan değişir ha. Ne dersin? İyi gelir belki. Benim daha iyi bir fikrim var. Neymiş? Görürsün. Beş sene önce burada böyle duraydım Nurhan. Duraydım böyle sadığımın önünde. Açaydım böyle kollarımı. Gitme deyeydim sadık. Gitme deyeydim. Ağzım dilim nal olaydı Nurhan. Açaydım böyle kollarımı. Dilim kopaydı de. Gitme deyeydim. Gitme deyeydim. Gitme deyeydim. Çok acıklı film ama ya. Vallahi buna dayanamıyorum. Kanal değiştireceğim. Emin. Bak şimdi Emin'e ne yapacağım. Psikolojik deli. Herkese çay, Şakir'e yok. Hasta la vista baby.
Hasta la vista baby. Sen cidden ruh hastasısın baby. Yapma. Günün oğlum, günün, günün, günün. Ben zamanı geldiğinde size neremle güleceğimi çok iyi biliyorum. Tabii. Ne oluyor lan burada? Abi. Şey... Oğlum bir dünya işimiz var, siz geyiğin dibine vurmuşsunuz. Hadi işinizin başına. Ne duruyorsunuz? Hadi. Ya patron ben kendimi çok iyi hissetmiyorum da servise çıkmasam da dükkanda kalsam olur mu ya? Ay ben sana kıyamam ya. Neyin var bebeğim? Kolum. Yani kolumda öyle bir ağrı var ki böyle uyuşmayla karışık. Bir de uyuşuyor yani şu hareketi yap. Bak yapamıyorum bak. Şöyle kapatıp açarken şu hareketi yapamıyorum yani. Çavuş tokatlarken mi sakatladın? El arabasını mı devirdin? Esprilerin güzelliğine bak ya. Ya şu burunlara bir şey söylesene patron ya. Susun lan geri zekalılar. Hadi servise çıkın. Ne bekliyorsun orada? Ejder sen bugün dükkanda kalıyorsun. Bir yere ayrılmıyorsun. Yok asla. Hadi size servise hadi. Hadi. Al bakalım. Ağrı kesicidir. İç iyi gelir. İyi hissedersin kendini. Tabii tabii. Aa. Çok sağ ol kanka. Ya kızım hadi biz de gidelim Bodrum'a ya. Ne diye geldik şimdi buraya? Aa dur kızım ya. Hem bak buranın kokteylleri var ya efsanedir. Ayrıca şunlar gideli daha bir gün bile olmadı. Gel azıcık keyif yapalım ya. Kafamızı dinleyelim. Öyle mi diyorsun? Ay evet hadi yürü. Tamam hadi madem. Aa. Cansu ne oluyor kızım dondun kaldın? Burası. Berna. Hı? Burası bizim Metin'le ilk tanıştığımız yer. Anlamıyorum ve ilgilenmiyorum. Hayır, ilgileniyorsunuz. Çünkü bardak altları kullanıyorsunuz ve her seferinde bardağı onun üstüne koyuyorsunuz. Ayrıca dökülen kuru yemişleri de hemen temizlediniz. Yani? Aa, pardon. Evet, o benim. Metin ben. Metin Leyla. Ama bana kısaca sen... Metro diyebilirsin. Ya biliyorum. Sizi tanımayan var mı? Yok. Ama senin de çok güzel bir ismin varmış. Aa, çok özür dilerim. Cansu ben. Cansu'ndan geliyor değil mi? Vay be. Burası orası mıydı ya? Evet burası. Barı görünce hatırladım. Gerçi o gün benim kafam pek yerinde değildi. Metin'i görünce iyice gitti zaten. Ay, tam şaşkın ya. İyi hadi gel. İçelim içeceklerimizi de. Gidip sürpriz yapalım şunlara. Hmm. Dur o öyle olmaz. Benim Metin'e sözüm var. Saat almam lazım ona. Geçen gün dergiyi karıştırırken görmüştüm. Hadi onu alalım öyle gidelim Berna. Hadi ne olur ne olur hadi. Cansu kızım Bodrum'da saatçi mi yok? Gidelim Bodrum'a oradan alır ondan sonra geçeriz. İyi tamam hadi o zaman hadi. Teşekkürler. Hayırlı işler Portakalcı Ruşen abim. Hayırdır ne? Ne bu havada? Yoksa bir dizide at hırsız rolü falan mı buldun? Ha anam ha. Görürsünüz siz yakında. Bir şey söyleyeceğim. Şu muzu alıyorum hakkını helal et. Etmiyorum lan. Fitre değil zekat değil. Her gün bir şey alıp gidiyorsun beylek çipezi ben. Sıçmazsın inşallah. Anlat. Vallahi havada mis gibi. Ne iyi ettik de geldik değil mi? Ay evet ya. Gerçekten ben de çok özlemişim Bodrum'u. Yapıyor muyuz sürprizi? Aa ne konuştuk ama Berna? Oyun bozanlık yapıyorsun ama. Hediye alacaktım ya Metin'e. Zaten aracımız da gelmedi daha. Ay Cansu. Mız. Tamam ya. Geldi işte. Hadi kalk. Hadi.
Merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İşte bu ya. Hayatı benim biliyorum. Ama bu geceye de bu yakışır. Vay vay vay, şampanyaların kralı mı be? Saçma sapan bir para bayılmışsındır sen şimdi buna. Sağ olsun, bana bölüm başı at tüküyle para veren bir yapımcım var. Cimrilik yapacak halim yok. Enayi şampanyası diyorsun yani ha? Allah Allah. Oğlum hiçbir kanal sinyal yok diyor. Ne oldu ya? Ne bileyim. Hayda. Tam da bozulacak günü buldu lanet olası. Yok mu orada bir servis numarası falan? Ha, burada var bir numara. Madem çalışıyorsun, niye çalmıyorsun şerefsiz? Çalsana. Çal artık. Türk Ege'nin uydusu, nasıl yardımcı olabilirim? İyi akşamlar. Bizim yayınımızda bir sorun var da gelip bakabilir misiniz? Bakamam hanımefendiciğim. Bakamam. Bir gecede televizyon seyretmeyi verin. Mesela bu gece gidin kocanızla sevişin. Çocuklarınızla tombala oynayın. Hadi kapat şu telefonu. İşim var kardeşim, yarın ara. Hadi ne olur. İyi akşamlar. Teknik servis mi? Barış Savaş ben. İyi akşamlar Barış Bey. Buyurun, sizi dinliyorum. Hiç görüntü alamıyoruz. Ya bu işi acil çözmemiz lazım. Yarım saat halledebilir miyiz? Onu çok güzel hallederiz ama benim bizzat oraya gelmem gerekiyor. Olur, olur, olur. Tabii ben hemen adresi vereyim size. Adresi vermenize hiç gerek yok. Ben adresi biliyorum. 10 dakikaya oradayım. Vallahi işine aşık dört elle sarılan insanlara ayrı bir hayranlığım var. Helal olsun. Bugün hepinizin göt olacağı o intikam gününün arifesi. Yazan, yöneten, oynayan ve söyleyen Mahsun Kırmızıgül. Değil Ejder Kalender. Yapımcı Barış Savaş, hafta sonu gecesi 750 bin 640 olmasa da 400 bin bile bana yeter. Haydi oğlum Ejder. Parfümmüş bu. Hadi oğlum Ejder. Gazamız mübarek olsun. İyi ki evin içinde yapmadık ha. Hadi oğlum Ejder. Hadi oğlum Ejder. Hadi oğlum. Maşallah bu da kale kapısı gibiymiş ha. Persiler bile giremez buradan içeri. Ne güzel filmdi be. 300 Sparta. Metin abi, çok özür dilerim abi, kusura bakma. Ejder abi ben, Ejder Kalender. Uydu TV tamircisiyim, aynı zamanda meslektaş sayılırız abi. Oyuncu... Sakın! Ne yapıyorsun lan? Sal kendini, bırak. Sıkma kendini. Bıraksana. Sıkma, sıkma. Sal bana kendini. Bıraksana. Ne oluyor burada ya? Ben öldüm, cennete geldim galiba. Ya ben nasıl bir filmin içindeyim? Barış! Metin Leylek! Ne oluyor lan bana? Metin, iyi misin kardeşim?
Çocuğum olmayacak abi ya. Yok demenin öregesi artık sen de Medin abi. Amma abarttın ha. Hayır bilim nerelere geldi? Kol yapıyorlar, bacak yapıyorlar be abi. Aynı zamanda tüp bebek diye bir teknoloji var. Olmadı param falan var abi, alırsın. Rengarenk çocuklar alırsın. Madonna alıyor rengarenk. Angelina Jolie her sene bir tane alıyor. Brad Pitt de alıyor. Affedersin de sen kimsin acaba? Abi ben çok Ejder Kalender abi. Uydu TV tamircisiyim. Aynı zamanda amatör olarak da oyuncuyum abi. Meslekten sayılırız. Abi bak neye ihtiyacın olursa Bodrum'dayım bak. Bir doktora gidelim mi kardeşim? Ha? Yok be abi ne yaptın? Doktorluk bir şey yok. Bırak sen bana. Bırak. Ya? Abi biliyoruz da yapıyoruz. Barış abi sen ne yapıyorsun? Gel... Ya birader ne alıp veremediğin var senin benle ya? Sen de benim ne alıp veremediğim olacak ya? Deli misin sen? Ben senin hayranım. Bıraksana beni. Her hayran olduğun kişi öldürmeye mi çalışıyorsun lan? Manyak bırak beni. Aşk olsun abi. Ne yaptık? Biz yardım ettik. Fazla yüklenmiyor musun adama Metin ha? Ha? Bir sakin olsan. Sen de şu lütfen arızayı tahmin eder misin? Tamam abi. İyi misin? Hadi gel gel. Şuraya bir oturalım. Radyom ağzımdan çıkacak şimdi. Sevdi beni. Barış abi beni çok sevdi. Metin çok sevmedi ama Barış abi bayağı sevdi. Aferin Ejder. Yırttın oğlum. Kesin kaparsın bir ara artık. Evet. Bunları biz güzel güzel kestik de nasıl birleştireceğiz bunları şimdi? Onu hiç düşünmedik ya. Ne yapacağız biz şimdi? Lan bunun arkası mı boş? Bu geldikçe geliyor ya lan. Nasıl bildi? Abilerim, telaşa gerek yok, sorun çözülmüştür. Ya bir şey rica edeceğim sizden. Çok özür dilerim. Ya zahmet olacak size ama bir selfie çekinebilir miyiz abi? Manitalar falan filan ya. He? Olmaz mı abi? Pardon. Abi böyle almayın yalnız, acık yaklaşır mısınız? Gel abi acık şuraya. Şöyle destek alalım titremesin. Hadi bakalım. Pardon abi. Bir saniye abi. Kusura bakma ya. Böyle yanlış anlama. Biraz gülsene abi. Çok teşekkür ederim abi. Sağ olun. Şimdi sinyal geldikten sonra yalnız benim bir 5 dakika bir takım ayarlamalar yapmam lazım. O yüzden bolca vaktimiz var. Neye? İşte buna. Bu ne? Bu ne mi? Bu benim her şeyim Barış abi. Bu benim canım, kanım, mabedim. Bu benim tek taşım. Bu benim showreel'im. Oğlum sen manyak mısın ya? Sapık. Tamam, tamam. Koy izleyelim, tamam. Adamsın. Seni de böyle her seferinde rahatsız ediyorum. Kusura bakma. Bir tane kaydım. Hakkınızı helal edeceğim. Abicim şimdi... Bu benim ilk reklam filmim. İlk kamu spotum. Aynı zamanda ilk sosyal sorumluluk projem. Bilinçli tüketiciyim. Domateslere nasıl baktığıma bir bak. Kokusundan anlıyorum, seçiyorum. Bu role hazırlanabilmek için tam bir hafta manavlarla yattım. Manavda yattım, manavda yattım. Manavda sebzelerle yattım, meyvelerle yattım abi. Bu da benim ilk dizi projem. Restoranda yemek yemeyen bir adamı canlandırıyorum. O kadar emek var ki bu işte. Biz bu işi tam, bu sahneyi tam 2 saatte çektik. Siz 2 dakikada izliyorsunuz. Ben 2 saatte çektim bu sahneyi. Motor. Kestik. Musalar nereden bileceğiz ben? Hazırsak tekrar başlıyoruz.
Motor. Kestik. Arkadaşım. Arkadaşım. Kameraya bakmayacaksın. Önüne bak, sadece yemeğini ye, tamam mı? Ben mi? Evet. Hocam ben. Çok affedersiniz hocam, bir şey sorabilir miyim? Benim balığa alerjim var da. Mesela senaryoyu şöyle değiştirsek. Ben kırmızı et söylemişim. İşten gelmişim, kırmızı et söylemişim. Et yesem olmaz mı? Hayır. Sevmiyorsan yeme o zaman. Önündeki tabağa bak yeter. Hayır, sevmemek değil. Ama hocam şimdi bir şey söyleyeceğim. Ya ben restorana kadar gelmişim, bütün bunları söylemişim. Sadece böyle tabağa bakmak, böyle yani seyirciyi rahatsız etmez mi bu durum? Etmez ulan, etmez. Nasıl etmez Cihangirli? Öyle gece gündüz kulüplerde böyle gözlük takıp dolaşmayla öyle dramaturji bilinmiyor efendim. Zaten yapıştırdı bu kostümcüler her tarafımı çift taraflıyla. Elbiseler üstümde zor duruyor. Madem ben restorana gelmişim, neden yemek yemiyorum? Yani sizin seyirciye saygınız yok mu Allah'ını severseniz? Ben bir de aç adam rolüne hazırlandım hocam. Ben tok restorana gelmiş, tok adamı oynamam için benim biraz zamana ihtiyacım var. Haklısın tabii. Ne kadar zamana ihtiyacım var? Şimdi şöyle hocam. Başroller beni karavana alırlar mı? Karavanı alırlarsa iki saate çözerim. Aykut. Seni amına kod. Asıl bomba şimdi geliyor. Ve benim ilk diyaloglu rolüm. Nefesimi tuttum, bekliyorum. Kardeş bir saniye. Tayyare sokak burası mı? Evet. Oynamamışım. O olmuş. Gördün değil mi abi? Evet. Evet, nasıl buldunuz güzel abilerim? Hadi bana bir şeyler söyleyin. Hadi bana güzel şeyler söyleyin ama. Bakın ben eleştiriye açığım. Ama güzel şeyler söyleyin. Ne olur objektif olun. Hadi bana iyi şeyler söyleyin. Bana iyi şeyler söyleyin. Senin adın Ejder'di değil mi? Evet abi. Ve sen uydu TV tamircisisin değil mi? Ya sen ya uydu TV tamircisisin. Oyuncuyum abi, ben görmedim, izlemedim beni. Yani... Oğlum yeter ya, şu sinyal geldiyse bağla şu aleti, sonra da git. Tamam. Ama bitti mi? Bitmedi. Bekleyin. Burada bekleyin. Abi bu benim senaryom. Ben bunu ne uykusuz gecelerde ne zorluklarla yazdım abi. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben şurada sessizce ayarları yaparken siz de bunu bir çırpıda okuyabilirsiniz. Zaten bir sayfa okuyunca gerisi kendini getirecek. Tahmin edebiliyorum. Barış abi, lavabo nerede? Ulan bana bunu sen. Bak buna benziyordu ama kamuflaj modeliydi bunun. Berna. Berna bak buna benziyordu ama kamuflaj modeliydi. Bak ya, modeli ne kadar ezberlemiş. Bir sor bakalım, hadi var mıymış? Pardon, bunun kamuflaj modelinden var mı? Bir bakayım. Şu nasıl? Maalesef kalmamış. Ya ne diyorsunuz? Hani bulurduk Bodrum'da? Yok işte bak, gördün mü? Kızım sanki bir tek saatçi burası mı Bodrum'da? Yürü gidelim başka yere bakalım, hadi gel. Hadi yürü o zaman. Teşekkürler. Teşekkürler. Bırak artık beni. Hadi bırak artık beni. Sen yoluna, ben yoluma. Bak çok katısın, kalbini kıracağım ha. Düş yakamdan artık. Abilerim, lavaboda küçük bir problem çıktı. Sifon ipi koptu. Sifon mu koptu? Sifon mu koptu? Ay ben senin elinin ayarına! Aa! Barış, çocuğun biraz fazla üstüne gitmiyor musun? Ne yapsaydı? Altına mı sıçsaydı?
Sakin ol biraz. Ama hiç merak etmeyin. Ben 3 ay tesisatçıda çalıştım. Her türlü boktan işten anlarım yani. Allah'ım başımıza bir şey gelmesin. Hemen hallediyorum abi. İşlem tamam. Çok kolay oldu abicim. Dediğim gibi benim olduğum yerde problem olmaz. Evimin içine sıçtın gerizekalı. Barış abicim burada sıçma kelimesini mecazi olarak mı kullandın? Yoksa gerçek anlamıyla mı? Valla Ejder'cim biz onu seyirciye bıraktık artık. Git ve bildiğinden bile emin olmadığın işini yap lütfen. Sakın stres yok. Hemen gidiyorum. Şu son birkaç dakikadır yaşadıklarımızı bize açıklar mısınız Barış Bey? Ben bir anlayabilsem. Hayır dizi de başladı. Ve biz burada bir salakla uğraşıyoruz. İnanamıyorum Metin. Sinyalle konuştum abi. Telefon açtım. Yoldaymış. Geliyor. Böyle iş olmaz ama. Böyle iş olmaz ama. Kapağını bile açmamışsınız. Okumamışsın abi senaryoyu. Ulan 5 dakikada hepsini nasıl okuyayım? Gerçi sen de haklısın Barış abi. O zaman ben sana yardımcı olayım. Şimdi hep beraber okuyacağız senaryoyu. Allah'ım neydi günahım? Günahım neydi Allah'ım? Rahmetli Kaya'nın en sevdiğim şarkısı da benim buydu ha gerçekten. Nurlar içinde yatsın çok tatlı adamdı ha. Allah billah. Bak şimdi duayı da okuyunca ortam tam benim senaryoluk oldu ha. Kay Barış abi. Şimdi senaryomun adı Cin Ali. Ben bu senaryoyla cin ve korku filmlerinde bir çığır açmayı planlıyorum. Şimdi size senaryomun en korkunç, en ürkünç sahnesini okuyacağım. Ya aman ha cin bin falan karıştırmayın ya. Benim böyle tribim var. Cin falan sevmiyorum ben ya. Hay ben senin kalıbına sıçayım Metin. Öyle deme. Haklı. Yani gerçekten bak kalbiniz falan varsa okumayayım ha. Ben bu senaryoyu yazarken günlerce uyuyamadım. Sabah bir uyandım affedersin böyle ılık ılık yani. Uçum çıktı her yerde uçuklarım çıktı. Gerçekten. Şimdi iki karakter düşünüyorum abi. İki karakter düşündüm. Ali ve Ayşe. Bunlar iki kardeşler. Böyle 13-14 yaşlarında falanlar. Ali ve Ayşe bir gece odalarında akşam olmuş artık yatmaktadırlar. Böyle yatmışlar ve uyumak üzereler. Anneleri babaları yatmış ya da misafirlikte. Orayı düşünmedim. Uyurlarken aniden gardırobun içinden bir top sekme sesi duydum abi. Tıp 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 tıp. Bu benim top sekme sesi efekti abi. Çok teşekkür ederiz. Yani hiç tahmin edememiştik. Açıkladığın çok iyi oldu. Evet. Ondan sonra dolabın içinden, gardırobun içinden şöyle bir ses duyuyorlar. Ali, topu at. Ali, at topu. Sonra abicim, Ali bu sese uyanır. Ama Ayşe çok korktuğu için böyle yorganı kafasından aşağı doğru çeker. Ama Ali bir cesaret hemen baş ucunda duran çakmağı alır. Kardeşi Ayşe, gitme abi, gitme abi, gitme abi dese de o yine de cesur bir şekilde dolaba doğru yürür. Ay! Merhaba.
şunun kamuflaj modelinden var mı acaba? Maalesef. Gördün mü Berna? Burada da yok. Hep senin yüzünden ya. Aa, tamam kızım ya. Yoksa yok, ne yapalım yani? Hem bak geç olmadan gidelim hadi. Gel şunlara bir sürpriz yapalım da bizi görünce düşüp bayılsınlar. Hadi gel. Tamam hadi gidelim. Şok olacaklar. Şok. Evet, evet. Sen var ya, hiç eski Tuğçe gibi değilsin. Bir şeyler değişmiş. Bir şeyler değişmiş olmadı. Ama ben nerede yanlış yapıyorum? Fakat görüntü de cam gibi oldu ha. Bir şey çok yoğun görüyorsun. Abi siz bostan korkuluğu gibi benim tepeme neden dikildiniz? İnsan gibi otursanıza yanıma, şöyle diziyi izleyelim keyifli keyifli. Ya bak kardeşim, gerçekten köyceğim böyle şeyini diyorum sana. Söyle borcumuz neyse verelim de git be. Yalnız kalbimi kırıyorsun gene ha Metin abi. Metin Leylek abim, aramızda bir tahminatın lafı mı olur? Ne borcu ya? Yok öyle bir şey, yok borcun. Hadi hadi, işini bitirdiysen git hadi hadi. Hadi. Dizi izleyelim beraber. Ya ne, sen benim başımın belası mısın? Vallahi şirketi arayayım şimdi, şikayette bulunacağım ha. Yeter artık be. Şikayet mi? Beni şirkete şikayet mi edeceksiniz abi? Abi karım yeni hamile. İki tane çocuğum var evde, aç bak. Buradan kazandığım parayla evime ekmek götürüyorum abi. Ekmekle oynamak öyle kolay mı abi? Siz beni yani hayatımı mı yakacaksınız abi? Barış, biz çocuğa fazla mı yüklendik acaba? Tamam tamam, aramayacağım şirketi ama sen de git artık şimdi diyeceğim. Nasıl koydum çocuğu? Nasıl oynadım ama? Yediniz değil mi? Ya ne karısın, ne çocuğu be abi? Nasıl o oldum değil mi? Nasıl oynadım, şu yüze bak. Yedin değil mi Barış? Yedin değil mi? Yok abi yok. Ben köyerim böyle işe, polisi arıyorum ben. Nereye arıyorsun lan sen? Metin Leylek. Arama, arama. İyi misin Metin abi? İyi misin abi? Dön bakayım. Dön bana. Dön. Ver. Of. Of. Oğlum ne yapıyorsun lan adama? Dur artık be! Durun lan! Son bir şey yapacağım, sonra yeminle gideceğim! Gideceğim! Son bir film! Karate Kid! İyisin moruk. Sorma Metin'im ya. Tren çarpmış gibiyim. Tren değil, tren değil. Boron çarptı bize. Geri zekalı seni. Seni şu tipe bak. Ceza mısın lan sen? Eğer canımızı almayacaksan lütfen gider misin Ejder Bey? Heh, bak yılanlar geldi. Yemin ediyorum şu bünyede seks yapacak hal kalmadı ya. Seks mi? Vay be Barış abi. Evli barklı adamsın, hiç utanmıyorsun değil mi? Ya sen Metin Leylek, topluma böyle mi örnek olacaksın? Aferin vallahi, bravo, bravo. Hiç utanmıyorsunuz değil mi kaçak et kesmeyi? Bak böyle elimin tersindesin, yemin ediyorum buradan tüfter beken bir tane koyarım sana, camdan çıkartsın amele balkamı gibi. Sen mehlak dersi vereceksin lan bana moruk. Dur dur, ben şunları bir yollayayım. Dur sen, o tarz kadınlarla nasıl konuşulması gerektiğini ben çok iyi bilirim. Ben onları yollarım, siz hiç merak etmeyin. Sakin ol. Sakin. Yapma oğlum, bak git şuradan, bizim başımıza... Uyuş bende. Cana geleceğini mala gelsin abi. Vay, atlar padokta. İyi akşamlar bacılarım. Aa, sen kimsin be? Barış nerede? Ben Ejder. Ejder Kalender. Barış ve Metin abilerimin çok yakın bir ahbabıyım. Allah Allah. Bunca yıldır Barış'la beraberim, hiç duymadım senin adını. Barış abime bak be, vay be. Yıllardır aynı kaçak eti geziyormuş. Yıllardır aynı ata biniyormuş. Ağzının da tadını biliyormuş ha. Dursun be, vır vır vır. Çekil şuradan. Hop. Nereye? Nereye? Aa, çekilsene be, evime gireceğim. Ev... Maviş. Maviş, sana diyorum Maviş. Neydi yani 200 saat takılacağın eve evim demem var ya, gerçekten esprilisin. Benim kuzi kadar esprilisin ha. Ay manyak mısın sen bir adam, çekil şuradan. Gel gel. Siz güzellikten anlamıyor musunuz ki, gayet de güzel şeylersiniz ha. İçeride diyorum, karısını çok seven, yuvası olan bir adamla keyif ye diyen bir tane kart zampara var.
Ya bunu anlamak bu kadar mı zor lütfen? Ama biz onları... Biliyorum biliyorum, siz onların 2-3 saat takılacağı, ondan sonra oh köpük 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 sıcak duşlar böyle şekilli şemalli, reklamlardaki böyle şeyler gibi, ondan sonra komodinin üzerinde artık dolar da olur, euro da olur, Türk parası da olur, hop kamp, kamp çantanın içine anlıyorsunuz gideceksiniz değil mi? Ne? Herkes kendi... Hadi yürü yürü eve. Aa. Aa, sen bozmayın benim. Tamam gidiyoruz ama. Aa, bak bir şey söyleyeceğim, yaptığınız mesleğe saygım sonsuz bu arada, yanlış anlamayın ha. Ben kimseyi aşağılamıyorum. Kimseyi aşağılamıyorum ben. Yani tamam, biz bu arada aynı meslekte sayılırız ha. Çünkü ben de hizmet sektöründeyim, memnuniyet sektöründeyim. Ama aramızda bir fark var. Ben müşterilerimle yatmıyorum. Ben sadece onların evine böyle kablo düşüyorum böyle. Hayır, Anladım. Barış'a bir not iletmek istiyorum. Tabii. Canı ciğerini müşterisiniz. Bütüne de bir notum var. Pislik. Ulan bunların dövüş eğitimi de mi veriyorlar ya? Hazır kızları yolluyorken bu da gitmiş olsa ya. Hah? Yolladın mı kızları? Yolladım abi. Çocuk oyuncuyu aldı. Yalnız kızlardan birinin sana selamı var. Allah belanı versin Barış. Cehenneme kadar yolum var. Sana da var abi. Ne yapıyorsun lan? Elçiye zemal olmaz. Gerizekalı. Aldatma nasıl olurmuş, ben sana göstereceğim orospu çocuğu. Cansu. Oyuncudan sevgili olmazdı zaten Metin. Çükündürsün. Oğlum sen demin hangi kızları yolladın lan gerizekalı? Eskortları. Oğlum Berna'yla Cansu yolladı. Gör o aşağılık şerefsiz dünyanın kaç bucak olduğunu. Berna biraz sakin ol lütfen. Sakin mi olayım Cansu? Sakin mi olayım Cansu? Takip falan olamıyorum ben Cansu. Kendime hakim olamıyorum Cansu. Sinirden beynim yerinden fırlayacak gibi. Bak şerefsiz bir de hala yüzsüz arıyor beni. Metin arıyor. Ya sen de kapat şu telefonu, meraktan gebersinler be. Kızların telefonu cevap vermiyor. Sıçtık Metin, sıçtık. Barış abicim gerçekten çok özür dilerim. O şampanyanın mantarı talihsiz bir şekilde kafana geldi ya. Baş ağrısı yarar... Tek kelime daha edersen gebertirim seni. Duydun mu beni? Öldürürüm seni. Bu başımın ağrısı öldürecek beni arkadaş. Abi söylüyorum işte, bak başın ağrıyor. Evde bir yerde illa bir ağrı kesici vardır. İnat etme. Ya sen ne ruh hastası bir adamsın be. He? Sen ne yüzsüz şeysin. Lan bir bas git evimden. Başına darbe aldı ya, gene böyle yani garip garip konuşmaya başladı. Yine kalp kırmaya başladınız ama siz ikiniz birden benim üstüme geliyorsunuz yine. Ben size yardım etmek istiyorum. Nerede ilaçlar? Söyleyiver. Yukarıda. Nerede? Ha yukarıda. Yukarıdaki banyoda bir şeyler olacaktı. Ben abilerime gözüm gibi bakarım. Hiç merak etmesinler. Ya köyeceğim, bana da gitti, yemin ediyorum bir şey lazım. Ah çok kötüyüm. Tamam. Ulan bunları da nasıl yapıyorlar? Bastır aç. Yapmadım. Şimdi sıçtım. İlaçları düşürdüm dersen bana şimdi salak muamelesi yapacaklar. Al bakalım. Ağrı kesicidir, iç iyi gelir. Aa, tabii. Aa, çok sağ ol. Ulan Ejder, şimdi yırttın oğlum. Barış abim, anneannem gibi ıhlıyorsun vallahi billahi. Hastalığından çok ıhlıyorsun. Metin Leylik abim, suyunu verdim hemen. Al abiciğim, al abi. Şimdi hapı yuttunuz desenize. Ha? Hayatımızın içine ettin, hala espri mi yapıyorsun ya? Allah Allah, ama ben ortamdaki negatif elektriği alayım diye espri yapıyorum abi. Baksana halinize, bitmişsiniz. Yoksa bizim de yani başımıza bütün hikaye geldi abi. Melike diye bir eski sevgilim vardı Barış abi. Şimdi yenge terk edince aklıma geldi benim de. Bu Melike ile biz 2 sene çıktık abi. 2 sene sonunda nasıl seviyoruz birbirimizi?
nişanı yaptık aile arasında abi. Ondan sonra 3 senede nişanlı kaldık. Ben çok seviyordum ama nasıl sevmek biliyor musun? Böyle gözüm başka hiçbir şey görmüyordu. Sonra bir gün bizde de işte elde yok avuçta yok koşturuyoruz böyle. Unutmuşum abi çıktığımız günü. Saçma sapan çıktığımız günü unutmuşum. Gittim öyle abi kapıyı çaldım açtı bu. Bana bir trip abi bir surat. Sen nasıl unuttun bilmem ne. Sevgilim daha anlatmama fırsat vermedi. Çat kapı kapandı. Çat çıktı gitti Melik. Dönmedi mi? Döndü. Döndü ama eski sevgilisi Murat'a döndü. Neyse laf lafa açtı laf şeyi. Sonra abi aklıma şimdi Berna yenge bu gece seni terk edince ne geldi biliyor musun? Berna yenge de sana kızıp eski sevgilisine dönmüş olmasın? Ne diyorsun lan sen? Ne eski sevgilisi? Ne intikamı? Kadınlar bunu seviyor. Görüyorsun değil mi? Seviyorum derler. Hayatımın anlamısın derler. Kıskanırlar, kısıtlarlar. Ama buldukları ilk fırsatta da boynuz takarlar. Tabii ne olacak ki zaten? Her şey evlenip kafese tıkana kadar işte. Tabii ya. Bak gördün mü? Metin de seni üzmez diyordun. Gördük mü üzer mi üzmez? Cansu lanet olsun. Metin'e de lanet olsun, Barış'a da lanet olsun. Tamam hayatım sakin ol. Bak çok yıprattın kendini Berna. Ama bak görürsün buraya yazıyorum. Bak ben onları nasıl ağlatacağım. Ne yapıyorsun? Sen neden gülüyorsun abi benim anlattığım hüzünlü aşk hikayesine? Ya sen sevgi nedir? Haberin var mı senin Metin abi? Sevgi nedir? Kadir. Kadir mi? Kadir ne ya? Tamam peki mutluluk nedir abi? Kadir. Aşk ne peki? Kadir. Allah tam bir hayvan seversin. Lan gerizekalı. Bize doğru hapları verdiğinden emin misin? Barış abicim aşk olsun ama çocuklar bana dükkanda ne beni gönderdin lavaboya yukarı. Lavaboda ne varsa ben sana aldım onu verdim. Senin hapını sana verdim abi. Oha. Abi siz nasıl bir yalan söylediniz Pinokyo ile beraber ya? Lan ağrı kesici niyetine hadi bana iktidarsızlık hapı verdin. Metin'e ne verdin oğlum? Ulan seni yakalarsam yapmam gerekenin ardını arkama koymayacağım sakın ulan. Sakın ha! Ve sakın ha ne lan? Kötü şeyler getirin lan sana. Bak. Lan! Çok sıcak amına koyayım ya. Lan işte bana bak. Abi. Abi deme lan vallahi bana. Bak, bana abi deme lan. Bana abi deme oğlum. Bak. Metin bak. Abi ne olur Barış abiye bir şey söyle. Çok kötü yapacağım. Bir garip oluyorum. Hiç konuşalım. Bak, abi çok bak, kötü patlıyorsun ya. Ya. Metin iyi misin? Onu küyeceğim ya. Metin. Onu küyeceğim. Ne yaptın lan sen bize? Yemin ederim ben bilerek sizi yedim. Oğlum bize ne yaptın lan? Abi valla bilerek bir şey yaptın oğlum. Seni öldürmek insanlığa en büyük hizmettir lan oğlum. Abi senin bakışın kaçma. 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 Lan kaçma. 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 Oğlum lan. Oğlum. Lan olduğun yerde dur. Olduğun yerde dur. Yorma beni. Beni yorma. Geçtik. O konuşma faslını geçtik gençler. Geçtik o konuşma faslını. Abi. Metin abi bak ne oldu. Metin. Metin. Lan. Ekler misin? Kalender misin nesin? Kaçma lan. Barış abi kim dinlediysin yapma. Dur. Çek. Çabuk yapacaksın. Çabuk yap bitir. Yap bitir çabuk. Çabuk yap bitir. Dostlar. Ramallar. Metin. Metin abi. Metin. Metin abi. Metin! Metin! Ne yapıyorsun? Balmama, oturma edin, yüzmeye gelmiş. Metin! Ne diyorsun? Metin yok! Hazerfen var, Hazerfen! Harbiden doğru söylüyorsun abi. Hazerfen yaptı, sen niye yapmıyorsun? Bence soyadının hakkını ver. Atla bence, ne olacak bakalım? Ne diyorsun oğlum? Ay soyunmuş Hazerfen. Aaaa!
Evet abilerim, kahveler geldi. Sana belli olmaz şimdi abi. Şöyle geçeyim, buyurun Edin abicim. Bakıyorum ki soğuk duş sizde soğuk duş etkisi yarattı galiba. İyiyiz baya. Neyse, evet artık ciddi olalım. Şimdi kan tekrar beyne gittiğine göre artık düşünebiliriz yenge nerede olabilir. Bakın, biz bir takımız. Bunu unutmayalım. Gel abi. Sadece ya sen ne gel. Ne oynama abi. Senin borsanı patlıyorum ya. Tamam. Bir arada kalacağız tamam mı? Yani kenetleneceğiz birbirimize. Aa. Unutmayalım ki gecenin en karanlık anı gün doğmadan hemen önceki andır. O yüzden biz de bu kötü günlerden kurtulacağız abi, merak etmeyin. Metin. Aa. Oğuz becerene gitmiş olmasın? Ha? O da şu sıralar Bodrum'da. Ay. Oğuz Beceren. Oğuz Beceren. Cehaletimi mazur görün ama bu Oğuz Beceren yapımcı Oğuz Beceren mi? Eyvah! Adamın hayatı belli. Soyadının taşıdığı anlam zaten yeterince ürkütücü. Oğuz benden önceki sevgilisi. Bulduk o zaman. İntikam kriterlerine uygun kesin ona gitti. Evet, evet, evet. Bundan sonrasını biz halledebiliriz. Sen gidebilirsin. Hadi, tamam. Bir dakika ya. Bir dakika, dur. Sen Oğuz Beceren'i mi aramayı düşünüyorsun ama? Aramak olmaz Metin'im. Aramak olmaz. Sende Bodrum'daki adresi var mıdır? Nasıl yani? Oğuz Beceren'in evine mi gideceğiz ama ne koyayım? Ben uyuz mu papazım 3 senedir ona? Evet, evet evine gideceğiz. Adresini kimden bulabiliriz? Bir düşün. Ya moruk, bir şey söyleyeceğim. Buluruz adresini. Ama bizim onunla 3 senedir böyle... Papaz olduğumuzu bütün piyasa biliyor. Arayıp milleti ne diyeceğiz? Tuhaf kaçmaz mı? Şimdi lafınızı balla bölüyorum ama benim kuzenim Bodrum Belediyesi'nde zabıta. Daha 2-3 gün önce onun Bodrum'daki villasının kaçak balkonunu yıktı. Çünkü ben bu Beceren soyadını nerede görsem tanırım yani. Ara adresini al Moruk. Tabii. Tabii arar adresini alırdım. Sizin için her şeyi yapardım ama istenmediğim yerde durmam. Kusura bakmayın. Yenge inşallah bulursun bir an evvel Barış abicim. İyi akşamlar. Bol şans. Ya yok, nereye? Ejder nereye? Ejder vallahi bırakma. Ben yine oyunda mıyım? Yine oyunda mıyım ben? Biz bir takım mıyız? Kenetlendik mi? Bir araya geldik mi? Oo, yerim sizin ben o güzel gıdılarınızı. Kaçın. Ya. Ver telefonu. Ara, ara, ver. Ara, ara. Ara, ara, ara. Adam öldürmek zor iş. Gözlerinin içine bakarak onu orada bitirme. Ama zor iş. Efendim kuzi, ne oldu? Kuzi! Ne yapıyorsun bakayım sen? Ne olsun, franka zincir. Dizsin Selim, ne olacak yani? Ne, hadi kapatıyorum, tamam. Dur bir dakika, dur bir dakika, kapı mı? Ne? Kuzi ne diyeceğim ya, şimdi senin benim olduğum yere gelmen lazım. Dizi seyrediyorum, dizi. Sen seyretmiyor musun oğlum? Niye dedim oraya? Evde oturun, dizi seyrediyorum ben. İzliyorum, izliyorum. Hem de kimlerle izliyorum? Kuzi tahmin edemezsin. Bana ne kimlerle seyrediyorsun? Sen seyret. Çok da şeyimdeydi yani. Hadi tamam, kapatıyorum telefonu. Hadi. Bir dakika ya, bir dakika. Instagram'da son paylaştığın fotoğrafa bak. Ondan sonra gelip gelmeyeceğine sen karar ver. Evet, tamam. Tamam, tamam. Hadi oğlum. Hadi öptüm kuzim. Size mandalina soydum. Osman hepsini bitirdi lan. Cansu biliyor musun? Ben gerçekten Barış'ı onu ilk gördüğüm günden beridir aşığım. Hayatımın en güzel dönemlerini ben onunla geçirdim. Canımın ne kadar yandığını anlayamazsın. Aşağılık. Hiç istemiyorum ama. Şeytan diyor ki git, aynı acıyı sen de olmayacaksın. Ne diyeyim Berna ya? Yine bir umut, yine bir kayıp anasını satayım. Okey, 4. arıyor musunuz? Istakalan nerede? Allah seni kahretmiş. Benim güzel nasıl bakayım?
Tanıştırayım abi, Metin Leylek. Tanıdım ya, Timuçin değil mi abi? Ya var ya gerçekten ya, onun o boynuzlarını bütün Türkiye biliyor oğlum. Tuğçe'nin gerçekten nasıl bir çevaş olduğunu sen nasıl anlayamadın iki sene boyunca? Ona buna ona yuh yani. Ne mal bir adamsın sen ya. Ya kuzen bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Sen geçenlerde bu yapımcı Oğuz Beceri'nin Bodrum'daki evinin kaçak balkonunu yıkmıştın değil mi? Yıktım tabii ya. Ne, hayırdır? Şimdi sana ufak bir maruzatımız var. Benim Barış abimin karısı eve eskort çağırmış bunlar. İki tane eskortu görünce evi terk etti gitti. Bu Oğuz Beceren de Barış abimin karısının etki fıtpısı. Eski fıtpısı. Falanı filanı yani. Ondan sonra diyoruz ki acaba terk edince eski manitasının yanına mı gitti acaba diye şüphelendik. Adresi var mı sende? Şimdi Oğuz Becerense mevzu o zaman durum biraz vahim. Ne oldu ya? Tabii adam uçana kaçana oğlum, herifi eskortçuya almıyorlar lan. Neden kuzen ya? Adam etekli gördü mü dayanamıyormuş. Kendi üstüne hocamı kümlettireceksin şimdi ya. Yeter be! Sen iş başında neden böylesin? Gol gol de gol gol! Hem güleyim eğleneyim. Adamın karısını şey yapacaklar. Lütfen söyle şu adresi ama. Turan Bey kardeşim bir yardım edin. Şu adresi bir öğrenmemiz lazım acil. Yaparız ya, yaparız. Bir şey soracağım. Bu kadının kocası bu. Barış mı bu? Barış Savaş işte abi. Yapımcı, ünlü yapımcı. Koydum ya fotoğraf. Karının adı Berna mı? Evet. Evet, Berna Savaş, evet. Onu bir yerden hatırlıyorum ben. Berna, Berna, Berna. Şimdi bak düşecek. Ben bu adamın balkonu yıkarken o sırada bu içeride salonda oturuyordu. Böyle elinde telefon. Konuşuyor. Bir samimi sohbet, bir samimi sohbet. Berna'cığım, 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 Berna'cığım falan diye konuşuyor. Berna. O. Demek ki herhalde bu ihanet gecesinin zeminini hazırlıyorlardı. Ne? Yapma. Siz arabada mı bekleseydiniz acaba? Şaka mısın sen ya, insan hayatında canlı canlı böyle bir şeyi ne zaman görecek ki yani? Sakın bir delilik yapma tamam. Heyecan var mı heyecan? Vallahi yarınki gazete haberlerini görüyorum şimdiden. Üçüncü sayfada. Şok 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 şok. Ünlü yapımcı karısını başka bir yapımcının yatağında bastı. Bir de üstüne üstlük 30 yerinden bıçakladı. Kuzi biz harbiden arabada mı bekleseydik ya? Çünkü beni kan tutar biliyor musun? Akacak kan damarda durmaz, ayrıca da tutmaz. Ya sen nasıl bir adamsın sen? Vallahi geberteceğim. Tabii kapıyı açmıyorlar, çok normal. Çünkü biraz meşguller. Meşgul olunca kapıyı açmak zor tabii, zor tabii. Biliyorum. Barış, Metin hayırdır? Berna burada değil mi? İçeride değil mi? Ne Berna'sından bahsediyorsun Barış? Berna falan yok burada. Berna! Berna burada olduğunu biliyorum Berna. Lütfen çıkar mısın dışarı? İçeride olduğunu biliyorum. Berna! Sen? Hayırdır, senin ne işin var burada? Ne oldu Sayın Beceren? Ne oldu yani mesai saatleri dışında beni böyle sizi şu halde gördüm diye rahatsız mı oldunuz? Pizza mı geldi hayatım? Pizza geldi hayatım. Hacı! Yenge. Yenge. Yengem oluyor mu? Salma kendini. Salma kendini. Ciğerinden yanasıcak. Üzerimi ne hallere düşürdün? Tamam, tamam, tamam. Tamam Kuzi. Değmez. Turan ya. Senin karıya kaçak kat çıkmışlar. Abi. Tamam ya, dur biraz havayı değiştirelim. Seni kimler aldı? Kimler öpüyor seni? Dudağında, dilinde.
Ama yani sevgili Metin Leylek abicim, kuzenimin başına da yani travmatik bir olay geldi. Bu kadar gülmeseniz mi artık? Ben gülmüyorum. Sağ ya, Oğuz Beceri'nin can kuşu nerede? Benim sinirim bozuldu. Lavaboda elini yüzünü yıkıyor adam ya. Vallahi korkunç bir olay. Yani benim başıma gelse ben kesin kendimi keserim. Kuzin? Yok artık, daha neler? Aha lavuk kesti kendini ya. Kuzin! Tuğra ne yapıyorsun? Kuzi! Çok ayıp ama beni insanlara rezil ediyorsun. Girmişsin el alemin banyosuna, doldurmuşsun küvete. Oh! Kıyafetlerin de bir de o ayakkabılarla almışsın saç kurutma makinesine. Sokacaksın ya falan, bozacaksın ondan sonra. Ne anlatıyorsun lan sen? Sen yaptığımı görmüyor musun sen benim be? Halime baksana. Ya Türen, kendine acımıyorsan sevenlerine acı. Benim sevenim yok ki. Benim nişanlım bile beni sevmiyor ki benim yana. Kuzi, ben seni çok seviyorum. İşte sırf bu yüzden intihar etmem lazım. Sen beni sevme zaten, niye seviyorsun ki? Ben çok kötü bir durumdayım. Ben istemiyorum seni maalesef. Sakın saçmalama. Bana bak. Bir tane Hacer yüzünden gitti Oğuz Beceren'e bir kendini şey yaptırdı diye sakın ha. Bornoz'a gördün diye ne sıkıyorsun canını? Başka kadın mı yok? Ne biçim konuşuyorsun sen, ne biliyorsun? Gitti ama öyle yapmadı mı? Öyle yapmadı mı? Becerine gitmedi mi? Yapma sakın, saçmalama. Bırak. Hayır, izin verme. Sokacağım mısın? Hayır, izin verme. Sokacağım mısın? Bırak. Aaaa! Ne yapıyorsunuz? Ay sizin genetiğinize köyüm ya. Ulan ölmeyi bile beceremiyorsunuz. Morons. Çık sen de şuradan. Temizle sen de şuraları. Hayatınız yalan lan. Bir şey sokmayın. Ben yaptım ya. Ben sana, ben ne istediysen sana yapmadım. Ben sana ne istediysen vermedim ben sana. Hacer. Hacer, Hacer, Hacer. Hadi. Hadi Turan, hadi. Gel ben seni eve götürürüm, gel. Ben eve gidersen orada resimleri var. Ben ne yapayım, Hacer'i ne yapacağım ben? Gel, gel. Hacer'i sen bir şey yapmayacaksın. Kendim gel, gel. Gel, gel. Acıktık mı ya, bir şeyler mi kaysak? Ejder, yalvarıyorum sana. Gider misin evimden? Lütfen. Son bir şey yapacağım ama. Şaka şaka, tamam. Bana bir eşin numarasını versene abi. Oğlum demin aradım ya. Kapalı işte telefonu, ulaşılmıyor. Niye veriyorum lan ben sana eşimin telefonunu? O zaman Metin abinin manitasının numarasını ver. Bir şey söyleyeceğim. Hayır ulan, hayır. Hayır. Hayır, git evimden. Evimden git. Git! Göreceğim o şerefsizi. Efendim? Alo. İyi akşamlar Cansu Hanım. Berna Hanım'la konuşabilir miyim ben? Kimsiniz? Ben Ejder. Ejder Kalender, hani sizi evden kovan kişi. Bizi evden kovan? Ya sen niye bizi arıyorsun manyak? Bir dakika durun, ne olur kapatmayın. Ne olur kapatmayın çünkü bu ölüm kalım meselesi. Ne ölümü? Ne oluyor ya? Alo? Ne oldu, Barış'a bir şey mi oldu? Yok yenge. Barış abi hiçbir şey olmadı. Yani o anlamda olmadı. Yoksa oldu. Barış abi çok kötü oldu. O koca adam çocuk gibi ağladı yenge. Barış abi. Gerçekten mi? Bunca yıldır birlikteyiz. Ben onu hiç ağlarken görmedim. Keşke görseydin. Zaten görseydin dayanamazdın. Koşar gelirdin şimdi. Yani böyle oturduğu salonun ortasında koltuğa. Bir başına sanki böyle dünyada hiç kimse kalmamış gibi. Yapayalnız. Çünkü ben yani yalnızın ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Sonra böyle birden kalabalıklaştı herhalde gene dünya. Bu kalktı gitti, Oğuz Becer'in evini bastı. Barış. Yok artık.
Gerçekten yaptın mı böyle bir şey? Vallahi da yaptın. Yenge yanlış anlama bak, ben seni Barış abi affet falan demek için aramadım. Yani affet, affetme. Bu senin bileceğin iş yani, ona kimse karışamaz. Ama galiba Haziran'da tanışmışsınız. Bir de çiçekmiş her şeyin ilk yarısı. Tamam Ejder. Teşekkür ederim, ben bu söylediklerini düşüneceğim. Hoşça kal. Peki. Düşünecekmiş abi. Ejder. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Aşkım. Bebeğim. Sevgilim. Barış abi. Barış abi, yılanlar geldi. Ne yapalım, soksunlar mı sizi? Çıkalım mı? Çıkalım. Çık dedim. Borç verebilir misin bana? Dört. Git. Ben de seni çok özledim. Ya bırak artık şu işleri izi ya. Yedin bitirdin kendini. Senden bir bok olmaz oğlum. Mal mısın lan sen? Gerçekten gördüklerimden sonra oyunculuğu bırakmayı bile düşünüyorum. Seni otur bana var ya, tabela yapsalar tabela olmaz senden. Ne oyuncusu? Git ve bildiğinden bile emin olmadığı işini yap lütfen. Oğlum ne boktan hayatım var senin ya. Anlamadım ki ben seni. Sen de iki kabloyu bir araya getiremiyorsun be oğlum Ejder. Nasıl oyuncu olacaksın? Hı? Vazgeç işte. Herkes haklı. Bakkal haklı, manav haklı, kuzi haklı, Haşem bile haklı. Senden bir bok olmaz oğlum be. Bir bok olmaz. İstanbul'dan kim arıyor ki? Efendim. Merhaba, Ejder Bey mi? Evet, buyurun, benim Ejder ben. Barış Bey sizinle görüşmek istiyor. Kim? Barış Savaş. Barış Savaş mı? Tabii. Bağlayın, bekliyorum. Canım kardeşim, Ejder'im. Alo Barış abi, nasılsınız? İyidir Ejder'im. Senden ne haber? İyi abi, iyi, ne olsun, iyi. Koşturmaca, yuvarlanmaca, öyle yaşam mücadelesi. Ejder, yeni bir film çekiyoruz. Sen de oynamak ister misin? Film mi? Muhteşem bir proje olacak. Tabii abi, gelirim, gelmez miyim? Abi beni çok mutlu ettiniz gerçekten şu anda. Gerçekten yemin ederim sevinçten ben şu anda öleceğim.
Ejder. 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 Ay iyi ki fakirim. İyi ki fakirim valla. Başarınca çürüyordu testler. Yapıyor aynı karşısında ezber. Oyunculuk hayalini biriktiren ejder. Hayatına renk verin, metinle barışın. Burada kafa karışın, zaman ile yarışın. Zorla da olsa sevdirmeye çalışın. Kendini ve de amacına savaşın. Ulaştırır eline yüzüne bir yüzüne. İşi televizyon yayınının kesilişi gibi. Tutar ilacı vereyin alan tuvaleti. Metine bir ağrı kesici verin. Orada neydi kovuyordu bir de sevgilini. Evet sayın seyirciler, şimdi de ilk haftada 1.470.000 gişe yapan Ejder Kalender filminin yapımcısı ve oyuncularıyla birlikteyiz. Yapımcı Barış Savaş bizimle, ünlü oyuncu Metin Leylek aramızda, ünlü oyuncu Berna Savaş. Merhaba. Ve filmin başrol oyuncusu Ejder Kalender aramızda. Hepiniz tekrar hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Merhaba. Ben şimdi Barış Bey'e dönmek istiyorum ilk olarak. Barış Bey, filminizi sizden bir dinleyelim. Esasında filmde anlattığımız konu gerçek bir hikaye. Biz Metin kardeşimle beraber dizinin final bölümünü seyretmek, biraz da kafa dağıtmak için Bodrum'daki eve gitmiştik. İşte dizinin yayın saati geldiği zaman televizyonu açtık ki yayın yok. Teknik servisi aradık. Ejder geldi. Şans işte. Ondan sonra bizim hayatımıza da...